Herkese merhaba. Şu kısmı bugün dikeceğim bahçede. Hava çok güzel. Aslında sabahtan yapıp girmiştim ama bugün içeride tutamadım kendimi. Biraz daha şurada diş yapayım istedim. Birazcık toprak atalım. Evet, şöyle bunu kamerayı eğer yukarıdan bir yerden koyabilirsem çok güzel olacak. Şöyle bir yapmaya çalışalım. Şimdi burasını daha önce de demiştim. Pencereden bakınca gördüğüm bir yer burası. Onun için buraya bir tapestry yapmak istiyorum. Yani tapestry neydi? Yerdeki aranjman. Şuraları doldurayım istiyorum. Mesela şuraya neler söktüm? Evet, öncelikle bunlar cinsinde bilmiyorum. Kalançalardan olabilir. Şimdi epey bir elimde Grafta Superbum var. Uzun boylu olanlar var. Bunlar bayağı, aslında kellelerini koparacaktım ama bunları şöyle arkaya koymaya karar verdim inşallah. Aynı cinsten bol bol dikeceğim. Toplu görünsünler istiyorum. Çünkü bunların diplerine zaten taş gelecek ama burası böyle bir dursun. Şimdi şuraya da 3 tane elimde böyle bir, artık bunu echeveria mı sedum mu bilmiyorum, üçlü olarak dikeceğim. Onlar da oraya. Aslında ben şunu birazcık şöyle uzatayım. Şu arada kalan boş yere biraz dikim yapalım. Evet. Şimdi anium kivilerim var. Şu güzelliğe bakın, renklerin. Ama bunu buraya dikmeyeceğim. Çünkü arkada buna çok benzeyen bir tane anium var. Gerçi şurada kenarda görünse tabii çok güzel olur ama olmazsa şuraya bir tane dikeyim, bakalım burada nasıl olacak. Eğer çok büyürse ona göre budamalar yaparım ama şurada gözümüzü şenlendirebilir yani. Arkada birkaç tane daha var, onları buraya kullanmayacağım. Bunları da başka yerlere koymak istiyorum. Evet, şimdi şuraya bir şeyler lazım. Evet, şunları nereye dikeyim diyordum. Onu da şimdi şu mantıklı geldi. Şimdi bu zaten böyle yere doğru büyüyecek. Şunları da şöyle koyup direkt üstüne toprak dökeceğim. Yağmurdan önce dikeyim ki dedim, bunlar böyle güzel sulansınlar. Çünkü bunlar yapraklı ama köklüler. Evet, şimdi ben buraya bir şey bulacağım. Şuraya, aslında buraya ghost istiyorum ama bir bakalım. Evet, birazcık daha çiçek buldum, geldim.
Krasula Tricolor var. Bunu da bir yere dikmek istiyorum ama neresi bu bir dursun. Bu aranjman içerisinde buna yer olmayabilir. Bakalım. Şuraya bronzlarım var. 2, 4, 6, 7 tane bunlar. Yapraktan büyümüşlerdi. Ayrı yere almıştım bunları. Evet, onlar 4-5'li orada olsunlar. Şuraya da alçak büyüyen echeveriyalarımızı. Üçlü bir tane ot var. Evet, evet. Şimdi de şuraya koyalım. Şimdi bugün sabah yolda yürürken aniumlar buldum. Geçen başka aniumlar koyan kadın kırmızılardan koymuş. Aniumu seviyorum. Şuraya bir tane koyalım, oradan büyüsün. Şurada bir elimde neler var başka? Bunları sakülün çadırından ya da köklenmesi için diktiğim sandalyem vardı. Oradan sakülün sandalyesi, oradan söktüm. Bunlar biraz güneş görmediği için renkler gitmiş. Yeşil yani. İnşallah burada yanmazlar. Şimdi şuraya şöyle koyacağım. Ups, dokunduğum yapraklar çıtır çıtır kırılıyor. İşte bunların da narinliği. Şu arkada birazcık köprüler kalabilir. Açıkta. Onu hallettik. Bir tane burada küçük kalmış. Onu şuraya sıkıştıralım. Evet. Şimdi bir de bu da bilmiyorum ne çeşidi dedim ama tüylü yapraklardan bir tanesi. Bunu herhangi bir yere dikmek istiyorum. Şuraya diksem nasıl olur? Evet, aslında görünen yere diksem güzel olabilirdi ama tam bunun boyunu bilmiyorum nasıl büyüyecek. Yani echeveriyalardan yüksek büyümemesi lazım. Onları kapatmam lazım yani. Aslında elimde köksüz birkaç tane bir şey kafa kessem şuralara koyabileceğim. Ama köklü olunca dikmek zor oluyor. Onları sıkıştıramadım. Ve en iyisi şuraya. Çok narin gibi görünüyor ama güneş bayağı dayanıklı çıktı bu. Yani en azından kurt kesene kadar. Birazcık kuru gibi görünüyor ama uçları bu kendine gelecektir. O da oradan böyle aşağı doğru sarksın istiyorum. Evet, başka. Burada inşallah sever orayı bilemiyorum tabi. Bunun arasında birkaç tane daha
anim koyacağım. Mesela şurada anim olabilir. Şu arayı doldurmak için. Tamam. Bir tek. Bu da kotilodon mu? Yani aslında şuna çok benziyor. Ama biliyorum ki aynısı değil. Burada kotilodon çeşidim var. Yapraklar bayağı benziyor ama bunun büyük halini gördüm. Ağaç halini. Onun gibi değil. O daha büyük. Bunun yaprakları büyük yani. Bu yaprakları kaparalım. Evet, buna yer bulmam lazım. Böyle tek bir tane olunca tabii yer bulmak, büyütmek genelde zor oluyor. Bir aranjmanın içine katsam, nereye katsam? Her yerinden söktüm. Şimdi sökmüşken dikmek istiyorum. Evet, bunun büyüyecek halini bildiğim için bayağı kocaman bir şey olacak. Onun için böyle önlere dikmek istemiyorum. Evet. Buranın aslında taşlarının yerleştirilmesi lazım ama şu anda taş için harcamayacağım enerjimi. Çünkü taş taşımak için biraz sıcak geldi şimdi. Aslında o kadar sıcak değil gibi ama sıcak hissettim. Ben şimdi şu elimdeki evet, bugün asıl yaptığımız köşe burası. Evet, bazen böyle nereye dikeceğim diye düşününce çok zor oluyor dikmek. Elimde kalacak yine. Bakalım şu tarafa bir dolanalım. Bir yer mantıklı gelecek mi? Evet, burayı da bir önceki videomuzda yapıp paylaşmıştık. Şimdi buraya hep echeveria, aşağıdan aşağıdan büyüyen çiçekler yaptık. Oraya yüksek büyük bir şey dikmek istemiyorum. Aslında o zaman şöyle devam edelim. Ben bunu elimdekini şöyle şurada bir yer bulayım. Burada bir açıklığım var. Herkese yer bulduk. Evet arkadaşlar. Beni bu süpilant yolculuğumda izlediğiniz, bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.